İyi akşamlar efendim. Nasılız? Nasıl gidiyor moraller? İyi miyiz? Hadi çalışmaya geçelim. Sonuçta iş güç yayını değil mi? İyi akşamlar. Tabletimin şarjı varmış. Evet, nerede kalmışız bir bakalım. Ha, yapmışım bu sahneyle. Şöyle oluyor tam olarak. Şöyle açıyorsunuz, kulluyorsunuz. Duvarlarda bakalım. Tamam. Sadık sahne. Bu zor olacak. Ben çok uğraşacağım olabilir. Arada bir chat'e bakıyorum. Chat de çok yanda kalıyor. Kaydırım var birazcık. Chat'i görebilmek için. Eski tabletimi çift ekran olarak kullanıyorum. İkinci ekran olarak. O yüzden chat'i görmem birazcık zorlaşıyor. Okay. Eskiden bu kadar teknolojim de yoktu. Şu an iyi durumdayım bence. Chat'i almayı tamam diye başlayalım mı? Chat'i almayı başardım. Güncelledim. Sen arayacağın tablet değil. Hı hı. İstersen dene be yap. Ben de ekranda göreyim. Bakayım. Bakalım çıkacak mı? Ben buradan bakmaya çalışıyorum. Bir şeyler yazabilirsiniz. Bak çıktı. Çizim yayınındayız diye çıktı. Tabii ben o ana ekrana bakmıyorum yani. Şu an seyircilerin gördüğü ana ekrandan bakmıyorum. Chat'i ayrı bir yerde açtım. Rahat görmek için. Ana ekranda gördüm. Gözüküyor. Hı-hı. Ama chat ekranında benim gözüküyor. Kiki. Allah Allah. Herhalde bir yenilersen sayfayı şey olacaktır. Bir dene. Cesur civciv hatırlatıyor bu karakter bana. Referansla bakalım. Kostümün aile layer'a çiziyorum. Ah, tamamdır. Bu arada yapıyor öyle, yenilemen gerekiyor. Evet ya, maalesef. Ama şey, ekrandan gitmiyor. Chat, normal mi? Gitmiyor, normal. Ha tamam, şimdi. Benim kaç kişinin izlediğini görmem için şeye bakmam lazım. Yayıncı paneline bakmam lazım. Ben de yenileyim. O yüzden görmüyor olabilirim. Bakalım. İki kişi, iki kişi görmüyor. Olsun bu. Abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Demek ki 10 kişi varlığımdan haberdar. Ben böyle görüyorum bu işi yani.
Açmak ya da bahsetmek istediğiniz bir konu varsa konuşabiliriz. Aynen. Bir yandan sohbet edebiliriz. Ben böyle çalışıyorum diye sohbet edemeyeceğiz diye bir kaide yok. Konu açın, konuşun. Konu açmaya da seyirciye bırakıyorum yalnız. O kadar üşengeç. Sorun söyleyelim derdi oldu. Aynen. Sorun söyleyelim. Sorun cevaplayalım. Arada bir chat'i kontrol ediyorum. Ana ekrana çıkmıyor mu? Ana ekran? Yayındaki ekrana mı? Çıkıyor ama çok küçük olduğu için izler, ben göremiyorum. Ben Kik'in kendi chat'ini açtım. Bir pencereye. Şimdi ben bir yandan çalıştığım için bende küçük ekranda gözüküyor ya Kik'in ekranı. Hı hı. Orada görebilirim ama ben, değil mi? Ana ekrana bir kız geldi. Hı, görürsün. Ha, tamam. Ya açtım yani chat'i. Bakalım. Evet, yüze göre. Procreate gibi şuna bir artık transform getirirse. Transform tool'unu getirmiş. Lasso tool ya, acilinden. Acilinden bir lasso lazım yani. Güncellemeyle gelecek. Şimdi söylediğimiz gibi 1.1 güncellemesiyle kesin gelecek. Öleceğiz artık ama biz o zaman. Ama yani aynen. O zamana kadar cesedimiz çıkacak. Kemiklerimiz falan çıkacak yani o zamana kadar. O nedenle acele edin. Biz bu projeyi bitiririz. Güç bela getirirler o güncellemeyi o zaman. Aynı fikirdeyim. Her şey böyle zaten. Biz ne zaman bir şey bitirdiğimizde falan oluyor. İnanılmaz belim ağrıyor. Arkama yastık koyduğum halde. Şunu da atabilirim sana. İki yastık. Olur vallahi ya. Öleceğim herhalde. Bu gidişle. Tamam. Thank you. Bel sağlığınız önemli. Evet. Siz de fıtığı olan zavallı bir insansınız. Benim gibi erken yaşta bel fıtığı yapmayın. Spor yapıyorsanız da sporunuz dengeli olsun lütfen. Sağlığınızı koruyun. Küçüklere hep uyarım bu. Gerçi akranlarıma da uyarım bu. Bilinçli spor yap. Hardcore spor yapmayın. Sağlığınızdan olmuyor. Pataküte de almayın. Yemesini de yapın. Hiçbir şey geçmiyor elinize. Evet. Yoksa bedenine ağır ödersiniz. Tecrübe edilmiş bir şey. Hayır. Yani. Benim şu an sesim çok az duyuluyor, farkındayım ama olsun.
Olsun, bayılıyor sonuçta. Günlük çalışmamızı da böylelikle yapmış oluyoruz. Bunu çalışmaktan içim dışıma çıktı. Ama iş bekler. Görev bekler. Aynen. Maalesef. O gerekli kondisyonu kazanınca o kadar da şey olmuyor. Bir yerden sonra çok fazla zor gelmiyor. Bir şeye kafa yormak daha yorucu. Tasarım yapmak çok daha yorucu. Aynen, en zor kısmı bitti. Hamallı kaldı. Oruçum da geldi, mamut yiyecek. Mamut. Vallahi sabahın köründen beri uyudu. Yani hayvan bir kere bile ayağa kalkmadı. İlk defa ayağa kalktı. Mama yiyor, su içiyor, geri yatmaya gidiyor. Şaka mısın? Onda on yaşantı. Sen nasıl olursun? Biraz hareket et. Turuncu kediler böyle işte. Çok tembeller ya. Sarı kedi onun adı. Turuncu kedi değil. Pardon, sarı kedi, özür dilerim. Sarı kediler çok tembel. Aşırı. Hayatımda bu kadar tembel bir kedi gördüm. Garfield resmen. Küçükken ağlıyordum neredeyse. Bu Cinco küçükken. Bu hep uyuyacak mı ya diye. Ama kabullendim. Evet, hep uyuyor. Tutpoysu ya. Artık salmış durumdayım. Tutpoysu ya. Mama tıkırdatıyor. Köpek ya. Kedim değil, köpeğim diye seviyorum artık. Hayvan dilimizi bilse çok kavga ederiz ha. Allah'tan bilmiyordu, sövebiliyoruz. Söverek seviyoruz hayvanı resmen. Hardcore seviyoruz. Sevgi dilimiz yok, döverek seviyoruz hayvanı. Aynen. Çileyi öyle de şey yapamıyoruz ama. Çileyi pek yemiyor. Çileyi çok cesaret edemesek de. Çünkü karşılığını veriyor. Sağ olsun. O da döverek seviyor. Biz de çok üstüne gitmiyoruz zaten. Çok sıkılmaya gelemiyor. Ama cin görüyor. Teşekkür ederim. Cinco'ya acımıyoruz ya, ne yalan söyleyeyim. Hayvan bizden mutlu. Şimdi ben Switch alacağım yakında. Nintendo Switch. Ve umarım oyun yayını falan da gelir yani. Bağlayabilirsem. Baktım bilgisayara bağlayabildim. O zaman paso oyun yayını gelir yani. Şu projede bir geçsin. Bilgisiyle. Zaten şu an şey, şu projenin bitmesini bekliyoruz. Proje. Şu projenin bitmesini bekliyoruz yani. Yetenek sınavı vardı. Hemen ardından. Ha evet. Yetenek sınavında atlamayalım. Mesela sınavı gelene proje kadar da birazcık oyunu falan rafa kaldırmak lazım. Projeye odaklanmak lazım. Bu arada bugün çok uzun çizemeyeceğim galiba. Canım çıktı sabahtan beri. Yani bildiğiniz gibi değil. Şimdi oturdum. Saat kaç şimdi? Şimdi saat 21. Ve saat 9. Şimdi oturdum. Saat 9 oldu ve şimdi oturdum. Sabahtan beri iş yapıyorum. Ha, ne mi yapıyorum? Yemek yapıyorum sabahtan beri. Annem evde olmayınca her şey bana bakıyor. O yüzden... Yok, sana bakıyor mu? Gerçekten bana bakıyor. Yok. Kavga. O nedenden dolayı. Şimdi oturdum. Ve evin işi bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor yani. Annem nasıl bir kondisyonda ki? Aynen. Bütün gün nasıl yapabiliyor? Ona rağmen yoruldum ona. Bir tane yemek. Bir tane yemek yaptık ya, bir tane. Ayıptır söylemesi, mercimek köftesi yaptık. Canımız çıktı ya. Hani her şeyini yaptım. Yoğurması kaldı en son, dedim artık doğa. Benim ölüm çıktı. Bir de yetenek sınavına çalıştık onunla. Aynen, bir de arada yetenek sınavına çalıştık yani.
Dedim sen devral, ben galiba Hakk'a yürüyorum. Aa, ayakları ters. Aa, yayına bak. Ayakları ters. Çarpıldı. Dur bir saniye ben. İşte o an. Ayakları ters. Cin. Cin çizdim arkadaşlar. Nasıl cin ya? İyi huylu cin bu. Küçük cin. İyi huylu cin. Ayakları ters. Hemen düzeltelim. Ya, iki adımlık bir şey bile. Ya şey ya, dikkat dağınıklığı tamamen. Belli. Yorulunca oluyor böyle şeyler arkadaşlar. Şöyle sileriz birazını, geçer. Düzeltiriz. Bak bir hareket vermez. Aynen. Ondan kolay mı var? İstediğiniz düzeltme olsun. Özgen koyu bozuldu. Böyle oldu. Burada bir takla, takla gibi bir şey atıyor. Şöyle işte sahne tamamı. Şu an biraz spoiler ediniz ama. Ben sahneleri çalışıyorum ki. Spoiler yenecek tabii ki. Kaç dakika olmuş yayın bakalım. Kontrol edelim. Tabii bu oyun sonuna kadar kardeşimin bu sahneleri bitirmiş olması lazım. Daha 20 dakika olmuş. Ama benim pilim bitiyor bile yani. Bugün biraz kısa olacak sanırım deyip 2 saat yapıyormuşum. Daha hiç chatten yayın gelmedi, şey gelmedi. Yorum gelmedi. Hı. Ağlamaklı bir hava diyor. Ya civciv çok tatlı. Deniz de civcivin adı değil mi? Deniz karakteri çok tatlı oluyor. Evet, Selin en tatlı karakteri. En şeker karakteri. Minnacık. Buna Seri denemez gerçekten. Seri değil bu. Bu Demon. Bu kısa film. Kısa filmin en tatlı karakteri oldu Deniz. Tabii benim favorim ana karakter Rüzgar. Aynen. Bana cesur civcivi hatırlattı Deniz karakteri. Evet. Bana suratı çok benziyor. Tasarlarken bir fark ettim. Suratı. Dedim aa, cesur civciv yaptım. Onun gözleri yuvarlak gerçi değil mi? Gözlük falan. Ay bir ara Cesur Civciv'i mi izlesek ya? Evet ya. Yayında izleriz ha. Ben her şeyi yayında yapasım var bu aralar. Bu kick'in tadını aldım ya. YouTube'dan 10 kat daha iyi. Ya da Twitch'ten 10 kat daha iyi. Ya, o yüzden 10 kat daha iyi, orası kesin. O yüzden her şeyi kick'te yapasım var. Film, dizi, her şeyi. Yaparız ya. Nostalji serisine koyarız YouTube'da da. Telif yemezsek tabii. İhtimalle YouTube'da telif yiyecek. Telif yemezsek, YouTube'u yüklerim, yersek kaldırırım yani duruma göre. Ama Kick'te telif yeme gibi bir olay yok. En büyük artısı bu. Yoksa ben canlı yayınlarımı açıkçası YouTube'da açarım diyordum da YouTube kitlesi çok troll ya. Burada da var troll oğlum ama engelli, banlıyorum, geçiyorum. Çok fazla kafaya takmıyorum. Burada kitle gelen genellikle kaliteli oluyor çünkü. Burayı da bozmasınlar. Olacaklar muhtemel ama. Ya yine iyi burası ya. Ya evet, telif muhabbetinin olmaması iyi. Kabadayı gibi değil yani. Ya burada biraz daha rahat takılıyorsun. Benim işimi bana öğreteni... bilmişlik taslığını anında banlarım arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Sonradan başımız ağrımasın. Yani. Arkadaşım şu hareketi yanlış yapıyorsun. Dinlemem yani. Benim kanalım. İstediğim çizimi yaparım. İstersem NSFV çizerim. Ki çizmem. Yayında. Aa, bu niye beni diyenlerin yeri değil. Sanattan anlayanlar ve istekli olanlar lütfen izlesin. Eğer ya, ben de yaparım deyip, diye boş yapacak insanlar lütfen şimdiden. Ya bay eleştirebilirsin, bu niye böyle diye sorabilirsin ama böyle yargılayıcı bir şekilde... Sormanın da bir şekli var. Aynen, yargılayıcı bir şekilde konuşmayınız arkadaşlar. Bu genel olarak çok kaba bir şey yani. Küçümseyici bir şekilde NPC hareketlerde bulunmayalım. Onun için istediğiniz sorabilirsiniz. Tabii canım. Çizim hakkında. Aynen, çizim hakkında, kariyer hakkında, bu animasyon alanında nasıl ilerlenir? Her şeyi sorabilirsiniz biz.
her şeye açığız bu konuda. Cevap da veririz yani. Bilgiyi saat sakınan insanlar değiliz. Saat konusunda istediğimiz soru. Aynen. Sıkıntı yok. Saygı çerçevesi içinde her şeyi yanıtlamaya hazırız yani. Doğa ile ben. Doğa hocanızla ben diyecektim maalesef. Öğretmenlik yapıyoruz da alışkanlık. Herkesi öğrenci gibi görüyorsun bir yerden sonra. Olabilir. Şu an olimpiyat izlemeyip çizime odaklanıyorum. Her şey iş için. Şu şey. Her şey görev. Biz de izliyorduk da olunca. Aşırı oyalıyor ve biz geç kalıyoruz. Bu animasyonun bir deadline'ı var. Ve televizyona yine bağırıyorlar tamam. Kitleniyoruz. Filmin Sultanları çıktı muhtemelen. Ya da tekvando var şu an. Ya bakardık. Doğan'la dediği gibi bakardık bir yandan ama ona baka kalıyoruz da işimize devam edemiyoruz maalesef. Daha önce yaptık çünkü denedik oluyor mu diye. Olmuyor mu? Bayağı da izledik ya. Bir hafta kadar falan izledik. Aynen Metagazos falan. Her şeyi izledik. İşte şu birkaç gün, son birkaç gündür devam ediyoruz izlemeye. Aynen maalesef haberleri Twitter'dan alıyoruz. Twitter'da çok da gururlanıyoruz. Twitter'a da girmiyorum çünkü gündem iğrenç. Yani ya ona hiç girme zaten. Tahmin zaten edersiniz ki berbat bir gündem. Ne zaman güzel oldu ki? Boş ver. Twitter'a girmiyorum. Girsem de mutluyum. Selam, nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz efendim. Bakayım. I as black 06. Hoş geldiniz. Çok iyiyiz. Bomba gibiyiz. Yorgunuz ama işte idare ediyoruz. Bakalım nerede? Ya bu de şu an altında eskiz olmadan yapmak. Ay teşekkür ederim efendim. Canımızı çıkartıyor ama umarım tatlı oluyordur. Bittiğinde de izlemenizi çok isteriz. Çünkü bu bir animasyon filmi olacak. Tek tek çiziyoruz böyle. Amelelik yapıyoruz. Bakalım. Ya teşekkürler. Bunu yazan kişi animasyonumuzu daha önce görmüş herhalde. Sizin animasyonlar harika zaten. Dediğine göre daha önceki animasyonlarımızı görmüş mü? Anlamadım yani. Daha önce nereden gördünüz acaba? Gördüyseniz evet. Nereden gördünüz? Tanışıyor muyuz ya da öyle bir. Kullanıcı adından tanıyamadım çünkü. Ha, Twitter'dan takipleşiyoruz ya, bir de YouTube'dan. Ha, ama şey, isim olarak bilmediğim için, isim olarak bilseydim. Bir de bir arkadaş var, bizi sürekli çocukluktan tanışıyoruz, biz sürekli trollemeye çalışıyoruz. Ha, evet, abla çok güzel çalışıyorsun. Abla hayranımsın deyip duruyor. Ben de sağ ol ablacığım diyorum, geçiyorum. Ama sürekli spam atıyor yani. O kendini çok iyi biliyor. O kendini çok iyi biliyor, evet. Birazdan kendisini gösterir diye tahmin ediyoruz. Eğer izliyorsa. Bu Twitter ve YouTube'dan takipleştiğimiz arkadaş kim bu arada? Bilmiyorum ki, ben bayağıdır bilmiyorum Twitter'ı bu arada. Açıkçası bu Kick'te olsun, YouTube'da olsun ya da Twitter'da büyümek kolay bir şey değil ya. Hayfan diye geçek bana diyor. Kim diye sordum ya, hayfan diye geçek. Tamam. Okey. Aldım ve alındı mesela. Adını bilmesek de yeter. Hayfan kitlesi kalite kitledir. Aynen, kalite kitledensin kardeş. O yüzden adını bilmesek de yeter. Yeterli şu an hayfan olduğunu bilmek yetti. Bizdensin yani. Hayfan olmayan bizden değildir.
kısacası. Biraz acımasız oldu. Biraz acımasız oldu. Ama hayfan kitlesi gerçekten ayrıcalıklı bir kitle yani. Kesinlikle. Şey, herhangi bir kitle değil yani, anladın mı? Hadi o aynen. Tabii ki. Tabii ki. Kalitemizi her yerde belli ediyoruz. Anlayamazsınız. Hayfan ne falan diyorlar dedim ama. Şu an. Hayat. Anlayamaz. Çocuk var ya. Anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Onu takdim yapıyordum. Anlayamazsınız. Hayko dinlerken ben ya. Anlayamam. Niye Hayko hissediyorsun? Anlayamam. Onun sesi böyle. Onun sesi böyle. Abimin sesi böyle bir... Ne bileyim. Geçmişe götürüyor. Hayko abimin sesi bir başka. Bu arada şey, böyle bir fan şeklinde minik bir demo yapmıştık. Hayko babam ya, vallahi onun evet. Sayesinde yaşıyorum aynen. Aynen artı işte, bir. İşte Hayko abimin daha fazla animasyonunu yapmayı düşünüyoruz, fan animasyonu. Burada... Bir dakika, çok özür dilerim, araya giriyorum. Hayko abim sayesinde intihar etmiyor. Yani gerçekten hayata bağlıyor insanı. Evet, devam edebilirsin Doğaca. Bu kadar sarkastik olmuyor. Çok sarkastik. Şey diyordum, o belki görmüşsünüzdür, iki küçük demo var böyle animasyon Hayko abimle ilgili. Onun ikisini de biz yaptık. Birini ben, birini Sıla yaptı. The Dark Crow isimli kısa filmi ben yaptım. Eye of the Storm'u da ben yaptım. Ben biraz daha farklı çalışıyorum. Twitter'da olarak yayınlamıştık. Onlardan daha çok yapmayı düşünüyoruz ama işte şu an odaklandığımız tam olarak kardeşimin çizdiği animasyon. Bunun bitmesini bekliyoruz açıkçası. Yok, şunun tamamı. Evet, aklımda olan çok şey var açıkçası yani. Daha bir sürü proje var. Bakalım Abem'de görürse. Abem'de. Fena almazdı ya böyle bir şey yapsa. Ay çok merak ediyorum senin projelerini şimdiden. Benim aklımda henüz... Ooo güzel sürprizli şeyler var. Ben The Dark Crow'dan sonra birazcık duraksadım. Sizin kardeş olduğunuzu şimdi öğrendim. Biz ikiziz. Biz ikiziz. Sadece bir kardeş değil. Bir kardeş daha fazla. Tam olarak DNA'larımız da aynı. Bilmeyenlere duyurulur. Bu hayatımıza ne kattı bilmiyorum ama. Zaten ikizlerin öyle olmuyor mu ya? Evet. DNA'sı aynı. Aynı. Harika. Evet, bence de harika. Harika bir durum. Mesela nesi harika? Hemen söylüyorum. Mesela bugün uzun bir cümle söyledik ve aynı yerde aynı hatayı yaparak bak, söyledik. Telaffuz hatası yaptık. Aynen, telaffuz hatası yaptık Türkçe bu arada. Şey, telaffuz hatası yaptık artı aynı şekilde düzeltmeye çalıştık, çok tuhaftı. Hani şey, eko gibiydik yani, öyle diyeyim. Bayağı komik oluyor öyle şeyler, öyle anlar. Sadece ikizlerde var böyle şeyler. Saçma sapan. Saçma sapan yetenekler. Küçük. Çelik. Aynı. Ya ağzını yerim. Bana bakma öyle kedi. Laz burunlu. Şu an Lazlara laf etmiyorum lütfen. O da sizin yetenek, yetenek işte. Aynen. Çok şey gereksiz. Türkiye'nin plakasını ezberleyenler, Ay'da ezberleyen bir arkadaş vardı bizim sınıfta. Aynen. Aynen. Onun kadar gereksiz bence. Aynen. Hayata hiçbir katkısı yok. Bir yarışmada falan için herhalde. Oğlum yani. Bireee diye bağırıyor ama. Üst komşular bağırıyor. Tam olarak böyle. Meow. Çilek oyun mu oynuyor? Aynen. Senin ağzını yerim kedi. Buraya siz gel. Ne yapıyorsunuz? Neler uğraşıyorsunuz? Evet, sizin hayat nasıl gidiyor? Nerede yaşıyorsunuz? İST. Umarım gitti, hayat gitmiyor. Hayatı gitmeyen arkadaşın adı Ayberk mi? O olabilir çünkü en çok tweetlerimi o beğeniyor. Başka biri değilse, Eyüp değilse Ayberk olabilir. Eyüp seni gülüyorum. Ayberk değil mi? Eyüp seni gülüyorum. Eyüp çok kafa adam ya. Lucky Bastard diyorum ben. Aynen, Lucky yani. Bastard kendisi. Ekibe girmeyi başarmış crew'a ya. Böyle crew'a bir... mı girmiş? Yani, crew yani sahne tasarımını mı şey aynen. Yapmıyor mu yani? Bildiğiniz efendim. Evet, mutlu olduk bildiğinize. Normalde asla tahmin etmeye gitmiyoruz bu arada. Salladım. Tek attım.
Ben ne birinin yaşını tahmin edebilirim, ne bir şey ya. O kadar kötü sallarım ki 100 yılın sallaması yani. Buradan da Hazreti Eyyub'e selam yolluyoruz. Kendisi çok lucky bir bastı. Vallahi gerçekten. Ya 20'li yaşlar diyebilirim ama asla kesin bir tahmin yapamam. Yaşını mı tahmin etmesi lazım? Evet. Asla tahmin edemem. Benden böyle 23. 35. 25 diyorum. Orta yani böyle klasik. 35. 35. Var ya birinci de. Evet, evet. Onun açısın var şu an. 35. Yakın 23 mü? 23 mü? Aa 23. 23 ise tek attım, o yüzden soruyorum. Oo kral. Sen kralsın biliyorsun. Ya. Deliçe ya. Öyleyimdir. Tek de aldım. Yok değil mi? Ya of. 25 diyeceğim o zaman. 25. 25 diyorum, ikinci tahminim. 20 diyorum. Düşcan. O zaman 22. 23'ten küçük o zaman. 22, 21, 20. 18, 17. Şimdi Hayko'nun hesabına girdim. Ne oldu? Ben bir hesap takip ediyordum. İmşi ağzı mı çıkmış? Hayır be. Ben bir hesap takip ediyordum. Peyzaj bitkileri kitap diye. Ya bir kitap hesabı. Peyzaj bitkileriyle ilgili. Hayko'yu takip edeyim. Ne alaka? Peyzaj bitkileri Hayko'yu takip ediyor. Hayatla bağlantım. Alakam. Evet 22 oluyoruz. Hayırlı olsun. Evet hayırlı olsun. Şey 20'li yaşlar çok güzel ya. Henüz 24 yaşında biri olarak söylüyorum. Bütün yaşlar ben daha çok sevdim. Herhalde 20'den sonrası çok güzel geçiyor ya, bilmiyorum. Bilmiyorum, hayata bir olumlu bakıyorum yani. İbrahim 58. Teşekkürler follow için. Bu yayın da trolleme geliyorlar var ya. Çok sinirim çok oluyor. Aptalca, çok aptalca gerçekten. Niye, dün acayip troll vardı. Niye trollersin ki anlamıyorum. Etkileşim kasıyor işte. Spoiler vermek istemiyorum. Çünkü bir yarışmaya girecek. Şöyle kısa şeyler gösterebiliriz. Anca bu kadar. Şey ya. Yaklaşık 3 dakikalık bir animasyon. 2 boyutlu. Yani zaten konsept tasarım, yani buralardaki çizimlerden görüyorsunuz. Az çok nasıl bir şey olacak karakterler. Akıcı güzel bir şey olacak yani. Ha dur. 3 dakikalık bir animasyon 3 ay sürdü. Benim o Hayko'yu yaptığım 1 dakikalık animasyon 1 ay sürdü. Yani dakika başına ay diyoruz. Çünkü kare kare yapıyorsunuz ya, sen animasyon. Evet gerçekten bu. Oha. Nasıl sürüyor maalesef. Çekecek kare değil. Bir de hani 10 dakika yapsan 10 ay sürer yani. 5-6 kişinin yapacağı işi tek kişi yapınca tabii ki Aynen. Biz bunu doğayla iş birliği halinde yaptığımız için hızlı bitiyor. Yoksa daha uzun. Normalde bu 3 dakikalık filmin süresi 3 ay ama biz 1 ayda bitirmek üzereyiz. Gaza bastık. Çünkü deadline'ı bu ayın sonu. Bu ayın sonuna kadar bitti. Renkleriyle, ışıklarıyla o Twitter'da gördüğün animasyonlarımız kadar olmak zorunda. Yoksa yani bay bay. Umarım birinci oluruz. O kadar uğraşıyorum ki. Ya birinci olamazsak da kendimizi bir tanıtmış olalım ya. Hani insanlar bizim varlığımızı görsün. Öyle ya, çok şey değil yani. Umarım çok teşekkür ederiz. Emek veriyoruz vallahi, olsun yani. Ya dediğim gibi amacım birincilik değil.
bir deneyim kazanmak, millet ne yapmış görmek falan filan. En çok çevre edinmek için bu yarışmaya katılmak istiyorum. Ya çünkü 2D animasyon yapan pek yok ya. Valla 3D gördüm. Var, ha. Güzel 3D'de güzel şeyler yapılıyor. Ayberk, profil fotoğrafın Hayko değil mi? Aynen. Tamam tamam, anladım. Anladın değil mi? Aynen. Tamam tamam. Ben başka biriyle görüştürüz. Tamam, görmüş. Ay ben bir ara deli gibi şeyin fanıydım ya. Bullet for my Valentine. Hiç açma o konuyu. Ben deli gibi dinler. Ya şu anda dinliyorum. Bir albüm çıkarsalar yine konuşuruz. Hiç açma o konuyu. Yeni aldım hatta son albümden ama. Şimdi öyle böyle fan sayfam falan yok yani. Tek ay ben 5 sene boyunca Placebo fan sayfası yürüttüm. Hem de büyük bir istikrarla. Wow. Çok daha büyük sayfalar vardı. Fans Placebo ya, gibi. Ama ben de elimden geleni yapıyordum yani. Hem de manyak gibi gifler falan alıyordum. Çeviriler yapıyordum. Bir sürü şey yapıyordum. Bayağı aktif kullanıyordum. Aynen. Şimdiki kapıması geçmezdim bu arada. Evet ya. Sadece destekçi olmak daha iyi. Gülse Birsel dedi ya, fanlık diye bir meslek yok. Kitap oku. Kitap oku. Yo, o var. Hayfanlık var lütfen. Sadece karıştırmayalım. Destekçi olmak iyi ya. Yani şey, o ergenken böyle heyecanlanıyorsun. Oy şunu da yapayım, şunu da yapayım. Oy oy oy. Şey ya, Ayko'yu tekrar dinlemeye başladım ya, hani ergenken eve verdim sadece 15 yaşlarımda. İşte Placebo'yu sardım onda da. Ondan sonra tekrar bir Hayko'ya döndüğüm zaman şey oldu, oy fon sorması falan başsa oy oldu yani. Öyle bir şey geldi bana. Öyle bir boy geldi. Ama sonra dedim, aa ergen miyim ya falan dedim. İşte böyle fan artlar falan yapıyorum. Görüyor ve beğeniyor sağ olsun. Aynen. Canım benim, canım abem ya. Hayfanlara destek de verilmiş. Aa öyle mi? Daha yeni falan. Aa. Ben 8 yaşından beri dinliyorum kendisini. Yani i̇kinci albümü çıktığı anda biz dinlemeye evet, başlamıştık. Evet evet. Tanışma bitti çıktığında başlamıştık biz dinlemeye. Çok 8 yaşındaydık işte. Bayağı şanslıyız. Yani şans eseri. Hikayesini anlatayım. Şans eseri kuzenimin kutu bilgisayarlar yok mu eski? Windows cam ekranlı falan. Windows XP falan. Öyle bir bilgisayarı vardı. İçinde Rammstein, Sago, Hayko falan vardı şarkıları. Aynen ya, aynen. Ceza, Sago onlar. Aynen. Bu Sago'yu da severim bu arada. Kaliteli bence. İşte babamı da yeni kaybettiğimiz zamanlardı. İşte böyle kafa dağıtacak bir şeyler arıyordum. Sonra baktım Hayko Cepkin diye biri. Dedim Allah Allah, adı da Türkçe değil falan. Gördüm şeyleri, adı Türkçe değil falan. Sonra şey yaptım. Kuzenim dedi ki korkarsın açmayın falan. Korkar. What the fuck? Yani. Sonra dedim. O edince benim daha çok açasım geldi. Dedim korkmam ya, ben büyüğüm falan. Çünkü hemen öyle triplere giriyorsun çünkü. Ben büyüğüm, korkmam falan. Korktum. Sonra açtım. İlk neyi dinledim ya? İlk Bertaraf Ete dinledik galiba değil mi? Yalnız Kalsın ya. Ya Yalnız Kalsın ya da Bertaraf Ete dinledik. Bertaraf Ete'deki Unclean'lerden korkmadım şimdi gerçekten. Korkmadım. Tam tersine nasıl yapıyor bu sesi acaba falan diye düşündüm. Filozof mi yani? O yaşta. Aa işte işte. Ya önemli olan ölmeden önce tanımak. Şey Sandra Yalnız Kalsın'ı dinledik. Şöyle bir şey olmuş. Dedim ki ses ama ne aşağı hatırlıyorum. Yani. Kuzenim diyor ki hani korkarsın. Ben de diyorum ki bu adamın sesi fazla güzel değil mi? Fazla arabesk geliyordu. Hayır, arabeskin adını bilmiyorsun ama böyle bir bıçaklı yazın geliyor falan. Hüzünlü fazla güzel değil aynen. Mi ya? Bağlı oluyorsun. Aynen, aynen. Yani düşün 8 yaşında bir çocuğu bile sesiyle bayağı etkiliyor falan. O
Bu yaşımda hissettiklerimin aynısını o zaman da hissediyordum. Bence çok büyülü bir şey. Sanat bu bence, biliyor musun? Sanatın belli bir tanımı yok ama sanat bence insanda uyandırdığı hisler. Aynen. Aynen. Ölümsüz olmak istiyorsun. Öyle bir durumda. Ya, ama en büyük şeyim şu. İyi ki benim dönemime denk gelmiş. Aynen. Herkes yani, öyle düşünüyor. Mesela bir Rammstein olsaydı çok üzülürdüm. Çünkü hani, hani yine aynı dönemdeyim ama hani atıyorum onlar 20'li yaşlarındayken ben yoktum yani dünyada. Öyle düşün. İyi ki aynı zamanla denk gelmişim. Yani adamın gençliğini falan çok gördüm. Çok şanslıyız o konuda. Televizyonda çok net hatırlıyorum, gördüm. Yani rock'ın falan. Aynen, ona geleceğim. Ona gelecektim. Çok korktum. Ben dinledim. Sonra Fırtınam dinledim. Orada vuruldum zaten. 8 yaşındaki sıra romantizmi keşfediyor. Neyse. Sonra aradan zaman geçti falan. Ha, bu arada dayımlarda kaldığımız dönem boyunca her gün açıp dinliyordum. Bir Sago bir Hayko. Bunu acele keşfetmiş. Arada bir Rammstein içiyordum ama ben Hayko'yu daha çok seviyordum. Sonra... Rammstein beni korkutmuştu. Yani. Sonra şey işte okul servisinde 3'e geçmişiz. İlkokul 3'e geçmişiz. Bir serviste, okul servisinde bir arkadaşım da şey, bir biliyordu benim Ayko'yu çok sevdiğimi, şey diyordu. Guilty pleasure olmuş benim için. Çünkü ben böyle kimseye söylemiyordum, millet zorbalar ya, bilmem falan. Ne diye. Ki öyle diyor. Hani zorbalıyorlar. Tipi yani. Bir değişik ya tırnak içinde. Ki zorbalıyorlardı yani bakın falan diye. Ah bir bilseniz o kim. İşte ben Hayko hayranıyım falan diyordum. O da, kız da bana posterini hediye etmişti. Ay odama astım böyle. 8 yaşındaki mi? 8-9 yaşındaki mi yani? aynen. Ama şu an biraz daha hem abim de o zorbalanma demeyeyim de o ırkçılık şeylerini biraz daha aşmış. Günümüzde daha çok Hayko'yu siyaset üzerinden zorbalıyor. Ya aynen. Hani konserlerin sonuydu falan aynen. Eskiden daha çok ırkına yönelikti, şimdi daha çok siyaseten. İnsanlar bilmiyorken de her şey yapıyordu, şimdi bir saygınlık kazandı, bir kitlesi var ya, o kemik kitlesi oluştuğundan dolayı artık öyle ırkçılık yapamıyorlar. Yemez, neyse. Kafa atar abi. Ya daha hiç girmemde ya. Ne ayıp. İşte sonra... Kafayla dalar vallahi. Bir dakika. Bölme. Zaten yanlış layer'a çizdim çizimi. Kıyafet layer'ına ellerini çizdim, neyse. ne anlatıyordum? Ha, poster hediye etmişti. Dedim ben bu fanlı kişiden devam. Aynen. Hak eden atacağım. O yumrukları, o kasları boşuna yapmamış canım adam. Adam diyor ben geri basmam diye. Abim hiç geri basar mı gördün mü? Bazıları kendine. Valla ben de öyle kas yapsam ben de kullanırım yani. Boşa mı yapıyorsun o kasları? Kullanacağını tabii ki gerektiği yerde kullanacaksın böyle. Bazen kertenkelesinden Terminator'a evrim. Godzilla'ya evrim yani. God mode 10. Ay canım abim Allah, ya. Abim şokuna evrildi. Resmen beraber büyüdük. Gerçekten. Öyle geldi bana. Tamam aynı jenerasyonuyuz, babamız yaşında mısın? Yani arkadaşlarım baba diyor. Ben abem diyorum. Önde ölelim abem diyorum. Ama işte... Mutluyum. Böyle bir jam bulduğumuza. Eleştirdiğim şeyleri de var. Like what? Ya, ne gibi? Ya hayır, eleştirilemez. Benim için kusursuz o ama. Kusursuz o, eleştiriye kapalı yani, Hayko yani abi. Ya hepimiz çok iyi biliyoruz ki Hayko abimin birazcık açıkçası hayat enerjisi düşmüş durumda yani. Türkiye'de yaşıyoruz, ne zannettin? Hayır, onu bırak. Yani ya bak şimdi ben bunu bahane kabul etmiyorum açıkçası. Atıyorum o gün Sanlı Soylar işte Murder King'ler albüm çıkarıyorken benim abimin çıkarmaması. Biraz da böyle motivasyon düşük konuşmalar yapması canımı sıkıyor. Yani... Temmuz'un başında yaptığı bir röportaj var. Bir çıktığı program vardı. Habertürk'e mi çıktı hatırlamıyorum. Şey dedi ya, müzikal fikrim falan var. Evet. Böyle bir şey vardı çünkü... O 3 şarkıyı 3 single'ı çıkarmadı. Müzikal... Ya evet. Evet. Çıkacak single. Diyor ama işte. Yani Tüpraş'la beraber 33 şarkı olacak diyor ama bilemiyorum yani. Çok beklersiniz diyor şarkıda dediği gibi, anladın mı? Olay o yani. Aynen. Tüm mesele bu. Çok bekleriz. Gerçek anlamda troll abim çok bekleriz. Gerçek anlamda çok bekleriz yani. Biraz öyle bir durum da olabilir.
Trollük desen var, krallık desen var yani. Komiklik desen var. Komiklikler, şakalar. Vallahi hepimiz intihar edeceğiz bu gidişle. Bekleye bekleye böyle gözümüz açık gideceğiz. Ya oğlum bak. O ilk single'ı çıkarmadı. Büyük ihtimalle bilmediğiniz şarkıcılardan bahsediyor olabilirim ama ben hep şu örneği veriyorum. Ya bak ben yabancılardan da dinliyorum. Spotify'da dinleyebilir. Mesela ben Miles Kennedy, Mark Tremonti falan dinlerim ve bu adamlar 50'li yaşlarında, anladın mı? Mesela Miles Kennedy 55 yaşında adam. Olayın yaşla alakası, coğrafyayla alakası var Doğacım. Ya hayır, bu bahaneler kabul etmiyorum işte. Tamam, bence biz şanslı da olmalıyız çünkü müzik sektörünün pençesi, o ağır pençesi metal müziğin üstünde değil. Sektörü sömürmüyor, anladın mı? Ne kadar müzisyenler 5 kuruş parası geziyor da olsa Amerika'daki gibi sömürü yok, anladın mı yani? Ekonomi sömürüyor ama yeterince. Ya evet ama... Bu sektörün sömürmesine gerek yok. Amerika'daki gibi de hayattan soğutmuyorlar. Bak Panic at the Disco'da aldı mesela, neden? Adam müziği bıraktı. Çünkü hayvan gibi sömürdüler adamı yani. Aa ben de öyle mi olsaydı yani? Düşünsene. Ama şöyle, Hayko Avrupa'da doğmuş olsa kesinlikle şu an Slipknot'tan daha ünlüydü yani, orası kesin. Böyle bir gralı Amerika'ya kaptırmadığımız için bir kez daha şükrediyorum. Kesinlikle ben de. Sömürürlerdi ya. Zaten... İliğini kömüğünü, kemiğini sömürürlerdi. Yani adamı hayattan soğuturlardı, söyleyeyim. Evet. Zaten adam çok sıkılgan bir adam. Zaten insanları sevmiyor. Yani... Control freak olduğu için kendisi... Ay evet ya. Orada çok sıkıntı. Hayatı az buçuk bende de var ama... Onunki biraz daha fazladır diye düşünüyorum yani. Alper abi de diyor ya, ben kendimi şey zannederdim. Çalışkan zannederdim. Disiplinli mi diyordu? Bir şey zannederdim. Alper abi girene kadar bekleyin. Ama control freak olmak güzel aslında. Yok ya, hayatı dar ediyor valla. Ya ikinci birleştirdiğim nokta şuydu. Hayko abimin de tam olarak bir sana, gerçek anlamda bir sanat bakış açısı yok. Adam full matematiksel ya. Gerçekten. Onun için bu kadar takıntılı zaten. Her adamını hesaplıyor çünkü. Böyle sanatçılarda böyle bir bohem, rahat bir tavır vardır ya. O tam anlamıyla yok mesela. Yapmaya çalışıyor. Tiyatro olan vesaire. Helal olsun. Vallahi sanatçı olmadığı halde bu kadar şey yapıyorsa helal olsun derim yani. Ya, evet ben de. Ama artık biraz rahatsız olmalı diye düşünüyorum. Mesela sahnede görüyorum Unnur Cemal'ini. Onun dışında kostümüne bakıyorum. Diyorum kostümler çok güzel. Ama aklımdan ne fikirler daha geçiyor. Hani onun üst katı. Şunu giyse, şunu yapsa, şunu makyaj yapsa. Hele o makyaj fikirleri var ya, aklımdan şöyle bir portfolyo geçiyor. Düşünmeyip hayata dökmeliyim. Animasyona nasıl geçtiniz peki? Ben animasyonu bir yıldır yapıyorum. Profesyonel olarak bir yıldır yapıyorum. Onun dışında animasyon öğrenme sürecim 2 yıl sürdü. İcraatı dökme sürecim 1 yıl işte. Küçüklüğümden beri animatör olmak istiyordum. İlkokul 3'te karar verdim animatör olmaya. Ne zaman yaptım dersen, lisede grafiği bitirdikten sonra ciddi animasyonla ilgilenmek için yola koyuldum ve konsept art öğrendim kendi kendime. Tamamen self-taught dediğimiz, kendimizi eğitme yöntemiyle yaptığımız şeyler. Tabii üniversiteyi kazanmak için yetenek sınavı için kursa gittik ama kimse size nasıl konsept art yapılır, nasıl animasyon yapılır öğretmiyor. Dolayısıyla kendi kendimizi geliştirmek durumunda kaldık. Bence bir şey. Tipe bak, domuza benzedi. Gökten zembil inmiyor sonuçta. Tabii de kendine yetişecek. Tabii canım. Ben öğrencilerime de tembih ediyorum. Kendinizi geliştirin. YouTube çok büyük bir kütüphane. Geliştir kendini ya. Yabancı o kadar güzel kaynaklar var ki. Tabii İngilizce öğrenmek şart. İngilizcesiz asla olmaz. İngilizce artık basic. Yani ya, üstüne bir tane daha koyman gerekiyor. Fransızca koy. Mümkünse Almanca öğren. Almanca ya da Fransızca koy. Animasyonda olacaksın. Çünkü evet. Amerika'dan sonra Fransa animasyonda. Japonya'ya geçtim. Eğer doğu sektörüyle ilgilenmeyecekseniz kesinlikle Fransa yani. Japonya hakkında güzel şeylerim yok. Söyleyecek güzel şeylerim yok animasyonda. Görkem Hazretleri
Teşekkürler takipçi. Ya Japonya'dan en güzel fikirlerimiz yok. Tamam mükemmel ama her şey çalışmak değil ya gerçekten. Mesela örnek Mappo Studios'un kafasına silah dayıyorlar. Eminim buna yani. Adamlar kaçar uzaklaşıyor neredeyse yani. O Jujutsu Kaisen'in mesela çok mükemmel animasyonları var. Çok kolay mı yapıldı sanıyorsunuz yani? Gerçekten kafalarını silahlıyor. Bir de hiçbir şeyde kazanmıyorlar para olarak da. Hani aynen. Amerika'da iki katını kazanıyorsun o paranın aynen. Mesela. Gerçekten aç açına yapıyorlar animasyonu. Şey ya bir Studio Trigger'ın bir dokumenterisini izledim. Animatörlerin, genç animatörlerin bir projeleri nasıl geçiyor diye. Adamlar ağlıyor. Ağlıyor yani. Yaptıkları hiçbir iş beğenilmiyor ya. Tek bir adam kontrol ediyor supervisor'lara. Bir tane adam 40'lı yaşlarında. Animatörler de 28-29 yaşlarında hep genç insanlar. Bizden küçükler de var orada. Bizden küçükler de var evet. Ve adamlar ağlıyor. Yani ilk başta mutlu mesut böyle bir zaten onların bir haftalık bir antrenman süreci oluyor. Etrafı tanımak için. İlk bir yere geldiklerinde ağlamaya başlıyorlar. Ki o supervisor'ların beğenmediği çizimleri bizimkinin 10 katı öyle diyeyim. Yani ilah seviyesinde istiyorlar animasyon çizimleri. Supervisor'lar ama Japonya'nın en iyi animatörü. Evet, yani. Öylesi de var. Aynen. Yani onda göz önünde bulunuyor. Miyazaki gibi adam yani. Aynen. Miyazaki'den ben Miyazaki'yi tahmin edemiyorum. Miyazaki'den iyi olmasın o adam yani. O adamı tahmin edemiyorum. O da oğluna çektirmiş işte animasyon konusunda. Aa, o da ağzını ediyordu oğlunu yani. Hala da ediyordur bence. Doğru. Abim çok yaşasın. Onu da çok severiz. Ben bir tek Miyazaki seviyorum galiba. Miyazaki'yi bayılıyorum. En sevdiğim filmi... Vallahi ben Kentaro Miura'yı seviyorum. Bir dakika ya, Miyazaki'nin en sevdiğim filmi. Hepsini seviyorum ama benim en sevdiğim şey... Tales from Earthsea. Yerdeniz öyküleri. Çok güzel abi ya, çok güzel. Housebound Castle diyeceğim sandın değil mi? Housebound Castle benim favorim ya. Onu da çok seviyorum ama... Story olarak, hikaye olarak Yerdeniz öyküleri müthiş. Daha Ponyo'yu izlemedim gerçi. Ama Ruhların Kaçışı falan da çok güzel bu arada. Ama hikaye olarak Yerdeniz öyküleri. Esin kaynağımdır. Aslında benim en büyük esin kaynağım The Legend of Zelda oyunları. Eski oyunları ama. Kesinlikle Ocarina of Time. Ocarina of Time, Twilight Princess bunları. Özellikle Ocarina of Time bunlar benim için. Evet, Ponyo'yu benim arkadaşım da öneriyor izlemeyi. Onu izleyeceğiz. Johanna bana hep yazıyordu Ponyo'yu izle. Tamam, Ponyo'yu izle. Ponyo'yu niye izlemedin? Güzel ya. Güzel adamın hayal gücünü seviyorum. Nesin kaynakları? Bir ara izleyelim onu da. Aynen. Twitch'te beraber izleyelim. Twitch mi? Twitch nereden çıktı? Kick. Ağzı bedava reklam yaptı. Ağız alışkanlığı. Eskiden Twitch kullanıyordum ya. Twitch dedim. Ulan ben hiç kullanmadım. Pardon. Ben hiç yayın açmadım şu anda. Çok merak ettim kaç kişi izliyor yani. Kesin izleyelim. Bakalım. Bahar. İki. Ne? Bakayım. Yenileyelim. Dört kişi. Oley! 11 takipçi olmuş. Bir takipçi artmış. Çok mutluyum. Ay. Ve 56 dakika olmuş. Siz izlerseniz gelip izleyin. Anime izlemem okay. Artık ama demen artık güzel animenin çıkmadığı anlamına mı geliyor? Öyle mi düşünüyorsun? Ne diyor? Hepsini izleyin. Artık hepsi güzel ya vallahi. Ben animeyi çok izlemem artık ama. Neden? Hala çok iyi animeler var bence ya. Çıkmadım. Mesela Be The Beginning izlediğim en güzel dizilerden biri. Be The Beginning çok iyi. Adını yazayım chat'e mesela bir dakika. Onu tavsiye ederim bak gerçekten onu sağlamıyor. Polisiye, Supernatural seviyorsan. Polisiye, hem polisiye hem hayali. Bunu seviyorsan. Mükemmel abi mükemmel. Tavsiye ederim şiddetle. Yazdım chat'e. Kesinlikle izle ya. Böyle bir şey olamaz. Ha. Ya ben de çok anime izlediğimden değil ama arada bir çok güzeller çıkıyor. Mesela Shaman King fanıyımdır. Ben de son ama şey sevmiyorum. Shaman King Flowers çıktı böyle kısa bir dizi. O çok kötüydü o ya. Keşke bıraksalardı tadında. Hana'yı anlatıyor. Çok kötüydü abi ya. Şımarık çocuk. Naruto'dan beter. Naruto'dan beter. Hey, tokatla ya.
salak. Şey, ben... Senin baban böyle miydi diyorum yani. Ben de en son, tabii hepsi yarım kaldı. Ben de en son ne izledim? Yarım kalanları. Seven Deadly'siniz. Jujutsu Kaisen. Çok güzel gidiyordu ama yarım kaldı. Jujutsu'yu izlemedim. Bleach yarıda kaldı. Bleach. Tokyo Ghoul yarıda kaldı. Bleach'e hep niyet ettim, sonra baktım. Baktım ve baktım ve izlemedim. Ya şey, artık o eski kaldığı için ilerlemiyor ya, bitmiyor. Bleach mi? Ya tabii şöyle şeyi fark ettim yani. Fillerları çok yalıyor yani. Ya, fillerları izlememek çalışıyorum yani olabildiğince. Karakterler şey, çok orijinal ama. Animasyonların gittikçe geliştiğini bir yerde bir sıçrama yaptılar. Orada bir oha dedim yani. Yeni animatör mü aldınız dedim yani. 11'den 19'a kadar izledim. Bana bayağı iyi. Ha evet. Ya şey, Bleach için mi diye. Herkes hitap etmiyor zaten. Bu çocukça geliyor. Ama Miyazaki falan her zaman izlerim. Bence de Miyazaki her zaman izlenir. Kesinlikle. Çok iyi. Miyazaki eşsiz. Bir de onun ayrı bir kolu vardı. Miyazaki yani. Filmlerinin bir de böyle bir cozy etkisi var ya. Çok güzel. Evet, çok seviyorum. Ya şey biliyorsundur muhakkak. Yani bilmemene imkan yok. Bu tarafındaysan ya Berserk, ya Berserk çok iyi. Ya onun mangası iyi ama. Animesini, mangasına bir ara başlayacağım. Maalesef animesini beğenmedim. Yani çok kötü ya. Böyle bir şey olamaz. Resmen Berserk. Resmen cin etmişler seni ya. Bir şey Miyazaki'den araya gireceğim. Evet, manga çizimler çok. Ha, yaş olarak söyledim. 11-19 ha, anladım. Ha, yaş olarak anladım. Ben bölüm sandım. Manga evet. Şey, Miyazaki ile ilgili bir şey diyecektim. Ha, şey izlemişsindir. Ariety. O da çok güzeldi. Onun böyle yağmur yağarken ki o atmosferi çok hoş. En son Ariety'yi izledim Miyazaki filmlerinden. Küçük bir kız var ya burada. O favorimdi. Ama ağlayacaktım, kendimi sıktım böyle. Ben biraz duygusalımdır. O spoiler vermeyeyim, son sahnesinde böyle ayrıca. Ben Berserk okurken şey hatırlıyorum. Artık bir ara o kadar şok olmuştum ki böyle. Lan ben ne okuyorum falan oldum yani. Yani okuyorsan muhakkak biliyorsundur. Çizimleri zaten üst düzey bence. Bir de adam öylesine çıkarmış ilk başta. Ariety'yi yani, izle. Karakterleri falan. Bir dakika göstereceğim Ariety'yi. Ama eğer okumadıysam güzel ki tavsiye ederim. Biri gol mü attı, ne oldu? Kardeşim niye bağırdı? Bravo! Ha, bravo! Demek ki sayı falan aldık. Çünkü voleybol başladı sanırım. Ariety. Onu göstereyim ha, Miyazaki'nin de. En önemlisini unuttum. Ne oldu? Vampire Hunter değil. Uy, dur ona geçme, dur! Dur! Dur geçme ona. Dur önce hayır, bunu göster. Bir dakika ya. Allah Allah. Önce bunu göstereyim. Voleybol varmış bir yandan. Evet bak. Bak Ariety'yi bir göstereyim. Voleybol var. Voleybol varmış. Voleybol. Ana. Lan bir dur. Ana falan heyecanlandım. Hiçbir şey demez. Evet, ben de voleybolu yana açtım. Aynen, iyi yaptım. Ariety bu bak. Atmosfer falan. Ana karakter şu çocuk. Bu arada gözükmüyor. Gözükmüyor ama... Yok, senin tablet ekranın var. Keseyim mi şimdilik? Şimdilik kestim. Tabletten göster. Görmüş gibi yapıyorum. Görmüş gibi. Dur, OBS'ten şey yapmam gerekiyor. Bir dakika. Chrome. Şu çizimine bayılıyorum. 1 minute. One minute. Ben de bir ara konsept artı devam edeceğim. Bir şey yok. Bir dakika. Pencere. Nerede lan? Heh. Hadi yeteyim. Aha. Geldi mi? Geldi mi? Evet, geldi. Yayın bildirimlerimi nereden alırsın? Şey ya... Bir dakika, hemen dönüyorum. Geldi. Yayın bildirimlerini nereden alıyorum? Kontrol edeyim. YouTube'daki bir zil
Yok muydu? Şey ya, zil işareti olabilir ya da kanalı takip edince geliyor olabilir şey. Bildirim otomatik geliyor olabilir. Ulan zilden olabilir. Aha bu. Bu filmi izleyiniz. Ana karakter bu çocuk. Ya bu çocuğun hikayesi çok böyle ağlatmalık. Bak yağmurlu yağmurlu şeyleri falan çok güzel gösteriyor. Yağmurlu havayı falan. İzleyeceğim. Bilgisayarı... Ya şey... Aynen izle. Şey ya... Telefona indiriyorsun. Benim kanalı takip edince çıkıyor. Ben yayına geçtiğimde geliyor bildirim. Yani ben mesela beni takip ettim. Şey oldu. Yayına geçtiğimde otomatik geldi yani bildirim. Herhangi bir şey yapmadım. Ama zil işareti falan varsa ona da basarsın yani. Mesela yağmur efekti. Daha fazlası var mı bilmiyorum yağmurun ama. Güzel ya, bu adamın her şeyin el emeği göz nuru. Baksana, hepsi de el çizimi. Zaten böyle geleneksel bir adam manyak yani. Tabii de elle yapacak her şeyi yani. Adam manyak bir adam. Onun için zor değil ki yani. Tasarım aşaması zor sadece. Çizmesi, yapması, etmesi zor değil onun için. Şimdi şeye geri geçeyim ben. Tablete. Bağlandı mı? Vampire Hunter D. Vampire Hunter D'den de bahsedeceğiz. Onu da göster. 1 minute. 1 minute. Ya. Air server. Heh, tamam. Bağlandı. Evet, böyle yağmurlu günlerde hele izleyince bu filmi falan çok güzel oluyor, çok cozy oluyor. Ben şey, hikaye olarak bilmiyorum ama şey çok beğenmiştim. O gerçekçiliğini çok beğenmiştim. Mobile Suit Gundam'ın yeni filmi vardı ya, iki boyutlu animasyonda anime yapmışlar. O filmi çok iyiydi. Şey, çok bayılmadım. Hightaway's Flash'tı galiba, Mobile Suit Gundam, Hightaway's Flash. O çok iyi. Gundam senle izledik ama yani çok eski bir seri. Sadece animasyon stilini beğendim. Konu evet, pek bana göre değil. Ders niteliğimde diye izledim zaten. Yoksa konuyu bilmiyorum, o zaten uzun bir seri. Robotlar falan bana göre değil. Aynen. Yani. Yani Transformers'tan iyi ama. Transformers gibi geldi bana. Ondan iyi bence. Ay, aklıma ne geldi? Hazal abi. Dur. Aklıma şimdi. Hajime no Ippo. Hacime no Ippo duydum. Ben duymadım. Duydum ama izlemedim. Ben hiç duymadım da. Bakayım neymiş. Hacime no Ippo. Bu. Belki de karıştırıyorum ama sanki duydum. Hacime. Bir dakika. Hacime. Karate'de var ya. Hacime. 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 Ya bir hakem var ya. Hacime yapıyor. Türk hakemler. Japonca konuşamıyor arkadaşlar. Hacime. Hajime no Ippo. Şey, bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Biz eski karateciyiz. Biz eski karateciyiz ve maçlarda hakemler Türkçe, şey Türk hakemler Japonca konuşamıyor arkadaşlar. Hajime. Bakayım. Ha, bu şey boxing animesi. Little Mac gibi bir karakter var ya. O mu yoksa bilmiyorum. Box animesi ama hayatı zorluklarını falan da anlatıyor. Güzel. Muhammed Ali style. Şey mi? Var ya, bak gel bak. Tsubasa. Bak bak, tanıyacağım, Goku'ya benziyor. Aa, ay Goku diyorum, şeye benziyor. Bir şey söyleyeceğim. Jun Kazama. Bir şey söyleyeceğim, ben bunu biliyorum ve bu aşırı övülüyor. Güzel, evet. Çok seviliyor ki bu. Ama çizim tarzı Tsubasa yani. Evet, eski çizim tarzı güzel. Seviyorum ya bunu. İzlemedim ama. Nice. Şey, hep karşıma çıktı. Şey, Şirin Hanım satıyor biraz çizim tarzı. Karşıma çıktı da. Tabii ben o... Bundan önce neyden bahsediyordum? Vampire. Hayır hayır. Hangi... Neyden bahsettim hatırlamıyorum şu an. Tamam, bir dakika. Çizime ara verelim ve birazcık sohbete dönelim.
Zaten ilerlemiyor çizim biraz da. Aynen, çok yoruldum. Birazcık ara verdim. Bıraktım yani bugün. İzlerseniz benim 5-6 bölüm dayanın sonra size. Ben de drama kasarlar böyle. Aynen aynen. Genelde drama kasarlar. Çok yalnızdım. Çok yalnızdım. Sulasa gibi Allah'ım. Sonra daha yalnız oldum. Onda da böyle tuz masada da drama kasıyorlar ya, çıldırıyorum ya. Tuz masanın draması hepsi ama yani. Bir şey söyleyeceğim, onun televizyonu deli gibi izlerdik. Aynen, nasıl beklerdik Sude ile. Ama çok sıra. Makabayaş benim favorimdi. Dedim böyle bir kaleci var değil mi? Böyle nasıl bir kaleci böyle? Bu nasıl bir kaleci böyle? Bu toplarını susabiliyor. Aman Tanrım. Aman Tanrım, onun gibi kaleci olmak istiyorum. Onun gibi kaleci olmak istiyorum. Evet, yani kaleci gibi olmak. Neden? Genelde bana şey derler, kalecilere güçsüz kişileri koyamam. Top oynayamayanları kaleci. Hayır arkadaşlar, bence kaleci olmak futbolcu olmaktan çok daha zor. Ya ben bu animeden önce ne konuşuyordum? Ya Ariyeti'den sonra ne konuştuk? Ya Gundam'ı konuştuk. Sonra ne konuştuk? Kenshin. Hayır, hatırlamıyorum. Çete bakayım. Ya. Ne hatırlasın millet. Kamisama hacmi maçta. New York şey güzel yardım o ya. Ben de bilmiyorum. Yayın tekrarına mı baksam? Ya. Dur bakacağım. Ya boş ver. Bakacağım ne konuştuğumu çok merak ettim ya, şu an. Kamisama hacmi. Ama şey ya, yayın tekrarına bakılmıyor sanırım burada. Olmuyor. Yok yok. Boş ver. Aman. Üf. Ne yapayım yani. Unuttuysam unuttum. Başka animeden bahsedeyim. Şey diyor dedik, Vampire Hunter D'ye kesinlikle. Evet, o güzel Vampire Hunter D. Bak 2005'te çıkmış olması hemen ikinci filmini kastediyorum. Mükemmel ya. Başyapıt. Çok sıra... Bak klasik bir vampir animesi değil, sıra dışı bir vampir animesi. Böyle cyber'la... Onu göstereceğim bir dakika. İçinde cyber da var. Efendim, gotiklik de var, her şey var. Göstereceğim onu bir saniye. Ben de biliyorum diyor. Evet. Ha şey. Bilmeme kayıp oldu. Hayır ya. Ben de bilmiyorum diyor. Ben ne dedim az önce dedim ya, ona dedi onu. He pardon. Vampire Hunter. Hunter. Japonca söylüyorum. Hunter. D. İki filmi de çok güzel abi. Evet, ben ikisini de beğendim. Hemen. Onun mangası var efendim, kitabı da var. Güzel. O mangası çok güzel. Büyük ihtimalle o roman uyarlaması zaten. Roman da güzel. Bu değil. Bu chat. Anta. Chat'i mi açtın? Yanlışlıkla chat'i açtık. Bravo. Wait a minute. Ha bilmiyorum. Artık bileceğim. Vampire Hunter D. Artık bileceksin. Onu bilmek farz biliyorsun. Abi acayip iyi bir şey. Bu ilk filminden. Feci bir şey. Bu ikinci filmi. Klasik sıkıcı vampir animeleri gibi değil yani. Helsing'e benziyor. Helsing'e benzettim ben de, evet. Ona çok benziyor. Çizim tarzı böyle. Evet, Helsing de güzeldir. Şey, aynı yapımcı Gibi Yates diye bir anime yaptı. Daha izlemedim ama. İzlerim. Çok 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 güzel abi. Aa, bunu da yaptılar değil mi sonra? Dur karıştırma ama. D'yi göster. D bu eski. Yenisini göremedim. Yenisi bu. Helsing'den birazcık daha farklı çizimler. Şey, ben normalde vampir filmi sevmem ama bu klasik bir vampir filmi değil. Bu biraz daha simbiyotik bir vampir. Yani aynen, Elizabeth'den farklı bir canlıyla. Şey yaparız, tek başına izlemek istemiyorsan bir gün yayında açarız, D'yi izleriz beraber. Güzel ya, ben seviyorum. Güzel yani. İkincisi, bu da mangası. İkincisini izleyelim ama. İkincisi güzel. Bu şey... Ayame Kojima'nın çizimlerine çok benziyor. Ayame Kojima'nın çizimleri çok ünlüdür. Castlevania izledim bu arada dizisini. Ben izlemedim. İzledim de... Nocturne güzeldi. Ama ilk dizisini izlemesen de olur. Kadar kötü mü ya? Şey, Nocturne fena değildi ama animasyon olarak güzel. D çok hoti bu arada. D'yi seviyoruz ya.
bu kız ikinci filmin ana karakteri. İkinci filmin adı Bloodlust. Çok güzel. Ben hafif Berserk'e de benzetiyorum çizimleri. Hafif. Benziyor bence. Eski anime olduğu için. Benziyor bence. Bu da Mayerling. Yani ikinci filmin ana kötüsü. Tam kötü diyemeyiz. Friend of War gibiler. Bu ikisi kaçıyor falan. Konusunu anlatayım mı kısadan? Yok ya, spoiler olmasın. Spoiler vermeden anlatayım ya. Tamam, dikkatli bir şekilde anlatılır. Tamam. Şimdi bizim D'miz Hunter adı üstünde Vampire Hunter. Bir vampir olduğu için nasıl bittiğini de mi söyleyeyim? Ama o zaman beraber izleyemeyiz. Neyse, şöyle üstünden gibi. Kolayca yemiş olabilir. Ha, belki de. Nasıl bittiğini de söyle. Gibisinden belki, bilmiyorum. Güzel gif. Şimdi bu şu kızın babası diyor ki benim kızımı bul, sana para vereceğim. Vampir kaçırmış, evlenecekle vampire kaçmış bu kız benim diyor. Onu bul getir diyor. Bu kadar. Sana paranı vereceğim diyor. Bu kadar. Bu kadar. Gerisini izleyelim. Ha, bu kadar. Gerisini izleyelim. Ha, klasik bir hunter görevi yani. Bu kadar. Bu da D'imizin sevgilisi diyebileceğimiz. Neydi bu? Doris. Bu kız favorim bu arada. Mangada maşallah çok güzel çizilmiş. Mangada maşallah. Bu arada D mangada böyle. Çok tatlı bence. Hangisi? D. Evet, mangasını. Ben çok beğeniyorum mangasını ya. Maşallah. Doris'i bulabilecek miyim? Dur bir dakika. Doris'i bulabilir miyim? Mangada daha böyle bu. Nasıl desem, daha duygusal ya. Galiba bu Doris. Değil mi? Evet, mangada D daha duygusal. Daha duygularını görebiliyor musun? Kahve içiyor, böyle dalga geçiyor falan öyle, ama şeyde mimik oynamıyor dizide, ay filmde. Ay filmi daha iyi. Filmi ben de, çok seviyorum. Vampir dediğin mimiği oynamayacak. Aynen. İkonik poz. Aa, mükemmel bir sahne bu. Aynen, çok iyi. Acayip iyi bir sahne. Şey, başka dizi ne var? Be The Beginning'i göstereyim bu arada. Aa, çok güzel. Çok güzel, çok, çok ilginç. Ya çok üst düzey. Kahve çok dalga geçiyor, güzel. Aynen. Be The Beginning böyle bir şey. Çok cool bence. Şöyle bir kapağı çok var. Iyi. Ya şey, bu çok bilindik bir stüdyo değil. Aynen. Bağımsız bir stüdyo. Indie diyebilirsin. Ama çok iyiler. Yani ana karakter çocuk bu. Standart üstü yani. Bu çocuk bir mutantımsı bir yaratığa dönüşüyor. Yetimhanede büyümüş arkadaşlarıyla beraber. Ve cinayetler işliyorlar böyle. Çocuk cinayetler işliyor. Şu polis ekibi de, ekibi göremiyor şu an. Polisiye hayali. Şu polisiye de bunu, cinayetleri kimin ve neden işlediğini bulmaya çalışıyor. Ama sıradan bir hikayeli çok ilginç bir şekilde konu almışlar. Yani şöyle tiplere dönüşüyor arkadaşlar yani. Çok güzel anlatılmış. Ses efektleri bilmem ne, müthişti ya. Aa, müzikleri çok iyi bence. Müzikler çok güzel ya. Ele açılış müziği. Mua. Kapanış müziği de çok iyi. Kapanış müziği aynı oğlum. Aynı. Aynı. Ha. Küçük bir kısmını duyuyoruz ya açılışta. Onun için. Someday I'll be gone. Güzel, aklıma geldi. Aa, bu çok iyi bir sahneydi. Çok çok iyiydi. Sometimes I try me. Bu çocukla İzanami. İzanami miydi? İzanami kun. Şey, çok böyle mitoloji ismi. En sevdiğim karakter İzanami. Zaten çocukluk arkadaş değiller bunlar. Aynen, bunların hepsi çocukluk arkadaş. Ups, spoiler yok. Ne spoiler değil ki? Benim zaten. Bilmiyorum. Netflix filmi. Dizisi. Şey, başka ne önerebiliriz? Ariety'yi de şey yaptım. Ya biz erke okumadıysan oku. Onu diyebilirim. Tamam, sana. Aynen. Onun hakkında söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Başka en son yani. Ne izledim? Şey izlemeyi düşünüyorum. Vampire in the Garden. Vampire in the Garden. Şunu çok merak ediyorum. Buna başlayacağım. Netflix'in yaptığı animeleri seviyorum. Netflix yapımı değil ki bu ya. Bu klasik Netflix değil ya. Böyle hani eşcinsellik bilmem ne kasmıyor yani. Bu şey bağımsız bir stüdyo. Netflix'te yayınlandı. Aynen, bağımsız bir stüdyo yaptı. Netflix'te yayınlandı sadece. Netflix'le bir alakası yok yani. Şey, Vampire in the Garden diye bir film var. Çok merak ediyorum bunu. Bayağı ünlü animatörler önermişti bunu. Ha,
Değişik bir şeye benziyor. Aynen. Çok ilginç geldi bana tarzı. Çizimi çok sıra dışı. Denemek istiyorum bir nasıl olacak. Çizimleri de. Ha, onun dışında şey izledim. Diabolik Lovers'ın ikinci... Ha. Şöyle bir şey var. Bu aslında Netflix'in istediği bir şey değil ama stüdyolar artık standart anime tiplemesinden çıkmak istiyorlar. Yani böyle daha böyle sıra dışı şeyler deniyorlar. Ya bence kötü değil. Değişik. Baksana kapağı. Değişik. İlginç. Vampire in the Garden. İzlemek istiyorum ben. Sadeliğe gidilmiş gibi. Aynen aynen. Hepsi zamanla Ghibli filmlerine, çizim tarzına falan benzemeye başladı değil mi? Aa bak, Ghibli'ye çok benzeyen bir tane daha göstereceğim. Çok sevdim ben. Bunu doğayla izlemek için sabırsızlanıyorum. Biz ne izlemiştik? Böyle? Adı neydi? Ha. Mary and the Witch's Flower. Ha, Mary ve Cadının Çiçeği. Çok güzel ya. Evet, onu değişik. Mutlaka değil. Görmüşsündür. Baksana. Onu ben de merak ettim. Mükemmel. Aa, Miyazaki'ye benziyor. Çok benzettim ben de. Baksana. Ay, çocukken izlediğim Jet Black filmlerine. Evet evet, baksana, favori sahnem bu. Yani. Bak, bu karakter var mesela. Bu büyük annesi sanırım. Gençliğini gösteriyor. Ay, Jet Black da var. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bunu kesin izleyelim. Jet Black film, zaten Jet Black filmleriyle büyüdük. Evet, çok güzel duruyor bu. Çok mükemmel. Full Metal Alchemist'i 3 kere bitirdim baştan sona. Full Metal Alchemist bence çok orijinal. 2 diziyi de baştan sona bitirdim. O çok orijinal. Hala izlediğim en güzel dizi. Arkasındayım. Full Metal Alchemist. Bizim okulda bir kız da önerdim, ben bununla hayranıyım ya. Ya hayranıyız yani. Ben hayranım, ben hayranıyım lütfen yani. Çocukluğum olmadı. Bunun adı Mary and the Witch's Flower. Witch's Flower. Yazayım mı? Mary ve Cadının Çiçeği işte. Yazayım mı? Mary and the Witch. Witcher izledim. Witcher'ın dizisini izledim. Witcher. Hmm. Ben Witcher'ı bitiremedim ya. Witcher. Sarmalı ya. Bak bak. Bak bak. Witcher'ı göstereyim. Witcher. Hangisiydi? Witcher'ı bilmeyen var mı? Witcher. Filmin adı neydi? Şey. Vezemir'in başrol olduğu. Witcher'ı bilmeyen yok. Anime diyeceğim. Anime değil ama anime diyeceğim. Anime. Animated. Aha, 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 aha. Nightmare of the Wolf. İzlediğim en güzel dizilerden biri daha. Ha, oyunlarını ben de... Oyunu... Wild Hunt'ı bitirdim 3 kere. Favori oyunu. 3 kere. Siri, canım Siri'm. Senin 3'te durduran neydi? Favori... Favori karakterim Detlef ama yani. DLC'den. Yeni Witcher vermeyiz. Yok, spoiler vermeyeceğim. Yeni Witcher dizisini bekliyorum, animesini bekliyorum. Ama favorim bu şu an için. Çok güzel. Ya çok güzel bir hikaye işleyiş tarzı var. İlk defa bir Witcher Witcher'la ilgili bir şey sıkılmadan bitirdim. Çok güzel. Bunu da tavsiye ederim. Oyunu biliyorsan Vesemir karakterini biliyorsundur. Onun gençliğini anlatıyor. İşte Geralt nasıl Witcher oldu, onu falan da anlatıyor. Öyle bir şey değil mi? İzlemediysen şeyi önereceğim. Love, Death and Robots. Ooo, sağlam. Oy, Love, Death, Robots. Mük Mük. Ay, onu kesin izle. Mük Mük. Bu da her bölümü farklı bir kısa film olan bir. Heh, evet. Ya, animasyon şaheseri izlersin. Çok iyi. Animasyonlar bütünü. Şaheserler bütünü. He. Fiyaskolar da var içinde ama çok iyi. Genel olarak güzel. İlk sezon çok güzel. İlk sezonun ilk filmi çok iyiydi. Aynen. Sony. Biliyor musun? Onun konsept tasarımcısı Dishonored'ın konsept tasarımcısı. Ya, olabilir evet. Ben onu çok şaşırmıştım. Aa, hmm, demiştim onunla. Şey, şey diyeceğim. Love, Death and Robots'ın şey çok güzel. İlk sezon çok güzel. İkinci sezonu birazcık tırt. Üçüncü sezona başladım sanırım. Şunu daha izlemedim ben mesela. Bu şunun devamı diyorlar. Bunun karakterleri. Bu bölüm de güzeldi bu arada. Fransa'dan mı çıktı bu yapım? Favorim şu ilk bölümü. Evet. Aynen.
Bir de favorim hangisi? O süper realistik olan kısımlar çok iyi. Aynen çok iyi. Bu bölüm de çok güzel bu arada. Bazı çizimleri çok iyi, bazı da çok komik. Evet. Aynen ya. Hangisiydi bir de benim favori? Aha bu. Good Hunting miydi? Good Hunting. Aynen. Ha bak şuradaki çizim var ya. Şuna dönüşen bir kız vardı falan. Evet. Çok iyiydi abi. Şey şu üstte mi? Sağ üstte bir çizim bu var ya. Hayır. Sağ üstte bir çizim bu var ya. Realistik. Sağ üst. Bu. Şu an ekranın sağ üstünde. Heh o. Bu mu? O Dishonored'ın çizeri. Ha tamam işte. Sağ. Aynen. Çok benziyor zaten Dishonored'ın evet. çizimlerine. Bu en beğenmediğim bölüm. Gereksiz olmuş. Ama bu ilk bölüm zaten bu. Evet o tilki kız ben de ona aşıkım. Aynen ya o tilki kız çok güzel. O yaratığı da o tasarlamış. Bu Zima Blue mu? Bir dakika. Ha, yok sezon 2'ymiş. Aa bu işte bak. Bu tilki kız. Bir de beni hala çok etkileyen bir bölüm var. Zima Mavisi diye. Hala bana sanatı bazı noktalarını hatırlatıyor. Sanatla ilgili önemli bir filmdi bence. Bölümdü. Zima Blue. Aha bu. Çok güzeldi ya. Unutamıyorum ya. Çok güzel bir senaryo ya. Hala favorim bu bölüm. En sevdiğim bölüm. Hiç hatırlamıyorum biliyor musun? O kadar çok art art. Şöyle bir adam vardı. Robot bu adam. Şey anlatıyor işte nasıl doğduğunu. Şey hayatla ilgili bir sürü şey anlatıyor. Sonra şey diyor. Neden sadece tablolarımı Zima mavisi renginde boyuyorum falan diyor. Meğer doğduğunda gördüğü ilk renkmiş. O bir yani, şey fayans temizleyici robotu olarak üretilmiş ve ilk gördüğü şey, görevini hatırlıyor falan. İleride böyle animasyonlar yapıyor. Hayat amacını hatırlıyor. Valla inşallah. İnşallah yani, yaparız. Şu Zima Blue gibi bir şey yapsam yeter. Öyle bir şey yapsam yeter bana dediğin de o çok uzun bir hayal gücünün ürünü, çalışmanın ürünü. Aynen. Bu bölüm, şey değil o ya. Bu bölüm de biraz garipti ya. Valla inşallah bizim temennimiz de o. Yani bir animasyon filmi yapıp en iyiler arasına girmek. Aynen. Şu fena değildi bu bölüm. Ya bazılarında çok fazla cinsellik sıkıştırmışlar böyle. O benim biraz zorlama geldi o bana da. O çok zorlamaydı şeyler ya. Aynen. Aa konsept artlar. Bak dedim sana. Bakacağım. Konsept art bookunu buldum. Aha, bakacağım. O çizer zaten şu, adamı havada kaptı. Şu şeydi galiba. Temizlik robotu yok mu? Hiç hatırlamıyorum ya. Ele geçiriyor. Şey yapıyordu böyle. Sahibini öldürmeye çalışıyordu falan. Ha, hatta biz temizlik robotunu o gün yine almıştık. Hatırlıyor musun? O bizimki de böyle yapıyormuş falan demiştik. Loop sahnesi gibi bir şey değil mi böyle? Sürekli bir cinayet işleniyordu böyle. Başa sanırım. Hayır o değil. Ya, o şey. Değil o. Konsept art'taki kız o. Bak bu. Bu da güzeldi. Buraya yazıyorum şimdiden. Burada yanımda uzun. Ya teşekkür ederim. Şu kurt adam bölümü de çok güzeldi. Aa, İki asker vardı böyle evet. Kurt adama dönüşüyorlardı falan. Çok iyiydi o. Güzeldi o da. Oha demiştim onda da yani. Çok böyle gordu ama çok gordu iyiydi. Aynen güzeldi ama. Hoşuma gitmişti yani. Maşallah demiştim. Başka var mı? Şu an için başka hatırladığım yok. Yok şu an hatırladığım yok. Ben bakıyorum. Ergo Proxy. O çok iyi. Ama ben onu henüz bitirmedim. Az bölümü kaldı. Ergo Proxy. Ergo Proxy güzel. Konusu orijinal bir diyor. Biraz sakin gelebilir ama eğer sci-fi evet, seviyorsan. Ergo Proxy psikoloji yok ed- Ergo Proxy psikoloji yok ediyor demiş. Başlamayayım mı yani? Psikolojiyi yok ediyor. Yok yani ben beğendim. Bilmiyorum belki de psikolojik gerilim de olabilir. Emin değilim ama gayet güzel. Evet 1,5 saat olmuş. Bugünlük bu kadar yeter yetsin. Kaptırdım. Yetsin. Kaptırdım gidiyorum. Şey bu kadar az enerjiye 1,5 saat çok iyi bence. Çünkü çok yorgunum. Artık evet, bu öğretmenlerin de dinlenmesi gerekiyor. Öğretmenlerin esnafı. Güzeldi vallahi. Teşekkür ediyoruz efendim. Yine bekleriz. Şenlik kattınız efendim. Gerçekten. Siz de rahat rahat
olimpiyatınızı izleyiniz. Müziğiniz, müziğinizi dinleyiniz. Hayko abime selamlar. Buradan Hayko abime selam söylüyorum. Bekleriz biz de bir dahaki yayına. Öyle. O zaman iyi akşamlarımızı dileyelim. İyi geceler efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz sonraki yayında. Muhtemelen yarın yine açarız. Bye bye.